Değerli izleyenler, Putin'e karşı Türk yumruğu geliyor. Evet değerli kardeşlerim, Türkiye Karabağ'ı, Kırım'ı özgür kılacak. SİHA'lara taktik nükleer füzelerle yüzlerce SİHA'nın, evet yüzlerce SİHA'nın caydırıcı hücumu, evet dünyadaki şu andaki en büyük caydırıcı güçlerden bir tanesi. Evet, Türkiye 3 bölgede, 4 bölgede, 5 bölgede Ruslarla mücadele ediyor. Karabağ'da ve Libya'da Rusya'yı mağlup ettik. Suriye'de ise bütün kuvvetlerini neredeyse bir kısmını yerleştirdiği için orada bizimle didişip duruyor. Bizi vuramaz çünkü artık Türkiye'nin sabrını taşırdığında neler olacağını bilir. Üçüncü dünya değil, beşinci dünya savaşına imza atmış olur Putin. Rusya diye bir devlet olamaz gökyüzünde, yeryüzünde hiçbir yerde. Yani ülke dağılır. Rusya'nın içindeki bütün milletler ayaklanacak. Rusya bizim ne yaptığımızı hala anlayamamış gibi. SİHA'ların daha %10'unun tadına baktılar. Ama bu SİHA'larımızın geri kalanının veya SİHA'larımızın yeteneklerinin geri kalanının neler olduğunu daha bilmiyorlar. Özellikle Türkiye'nin Pakistan'la yoğun bir işbirliği var. Karabağ'da geri kalan toprakları da alacağız. Buradan ilan ediyoruz. Niye söylüyorum? Bilim ve teknikle konuşuyorum. Özellikle değerli kardeşlerim, Pakistan'ın taktik nükleer silahları ve sayısı oldukça fazla. Türkiye'nin de akıllı mühimmat ve füzeleri, her türlü araç ve gerece, hava unsurlarına monte olanağı ve yeteneği yüksek. İşte bu gibi hususlar bizlere güç veriyor. Bu gibi hususlar bizlere kuvvet veriyor. Diye bu türlü yolla, nükleer taktik silahlarla yoğun bir güç çarpanı oluşuyor. Evet, Putin'in beslediği ve Amerika'nın beslediği teröristlerden birisi. Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından, evet, PKK ve KCK'nın, yani Ermenilerle beraber savaşan bu çetelerin, bu teröristlerin Suriye kolu, PYD ve YPG'nin sözde Tugay komutanı, Şeyh Gayri Kod adlı terörist İbrahim Babat'ı Suriye'deki nokta operasyonuyla yakalayarak Türkiye'ye getirdi. İşte değerli kardeşlerim, Türk milletinin gücünü göreceksiniz. Türk milletinin gücünü göreceksiniz. Elleriniz bağlı böyle saygıyla bekleyeceksiniz. Evet değerli izleyenler, alınan bilgiye göre MİT ekibi Suriye'deki nokta operasyonuyla terörist Babat'ı aracıyla seyir halindeyken yakaladı. Şimdi biz bunu nasıl yakalıyoruz? Milli istihbaratımız çok güçlü. Sahadan güçlü bilgiler alıyoruz ve koordinasyonumuz. İHA'larımız çok güzel takip yapıyor. Ama bir de yüzlerce İHA'nın ve SİHA'nın artık Rusya'nın belli bölgelerine, çünkü düşüremiyorlar, durdurulamıyorlar ve taktik nükleer silahlarla gittiğini düşünün. Sadece bu senaryonun bir tanesi. Düşünün, Rusya'nın herhangi bir şehrine değil, tüm şehirlerine hücum eden SİHA sürülerimiz neler yapmaz neler, neler yapmaz neler, değil mi? Taktik nükleer silahları isabet oranı çok yüksek bir şekilde her şehre bıraktıklarında, evet, mağlup edebilecekleri bir devlet yok. Durdurulamıyorlar. Durdurulamayan SİHA'lar, radara yakalanmayan SİHA'lar, elektronik karartmaya karşı duyarlı SİHA'lar, güncellenmiş SİHA'lar. Karabağ'ın geri kalanını, Karabağ'da yarım kalan işi kesinlikle bitireceğiz. Türkiye'den SİHA'ları çok ama çok güçlü ve her türlü hedefe karşı duyarlı ve sanal zeka ile çalışıyorlar. İstediklerinde istedikleri müsait olan yere iniş yapabiliyorlar ve bu konuda gerçekten düşmanı da tanıma özellikleriyle ve karşı elektronik harbe karşı hamle yapacak bir duruma sahip olması vesilesiyle şu anda dünyanın en büyük SİHA'ları. Konvansiyonel bir savaşta Türkiye gibi bu tür SİHA'lardan faydalanan ve başarabilen başka ülke yok. Yani demek istediğim, daha Akıncı sisteme girmedi. Sisteme de girmek üzere. Akıncı geldiği zaman artık ne diyelim, kaçacak delik arayacaklar. Putin Türkiye ile uğraştığında, evet Türkiye ile uğraştığında
neler olacağını az çok tahmin etmeli. Artık Türkiye'yi ve Türk'ü geri dönülmez bir şekilde kızdırırsan ve bu kızdırmaya devam edersen tabii ki her türlü adımlar atılacak Rusya. Yani Türkiye'nin sabrını taşırma. Türk'ün sabrı taştığı zaman bu işin geri dönüşü gerçekten zor olur. Dediğim üzere Pakistan'ın belli bir oranda, sayısal oranda yüksek bir taktik nükleer silahları var. Şimdi sizlere bu resimde gördüğünüz TİHA'nın altındaki Mamle'yi görün. Mamle'nin olduğu bölgede taktik nükleer silah atan füze ve başlıkları düşündüğünüzde inanın daha ne diyebiliriz? Bunu akıllı mühimmat şeklinde yollayan teknoloji, taktik nükleer başlığı, evet bu silahlara göre uyarlanmış, bu akıllı mühimmatlara göre uyarlanmış, taktik nükleer başlıkları, evet kullandıklarında yenemeyecekleri devlet yok gibi. Evet şu anda bu SİHA'larımızı TCG Anadolu gemimizde evet kullanacağız ve dikey kalkışlı şekilde tasarlanmış olan bu SİHA'lar, bizim denizde de ayrıyeten güç çarpanımız olacak. Evet, uçak gemisi olarak tasarlanan F-35'ler olmayınca SİHA'ların kullanacağı şekilde uyarlanan TCG Anadolu'dan dikey kalkışla kalkan SİHA'larımız bölgesel operasyonlarda etkin bir şekilde kullanılacak. Yani 7/24 havada kalabilen ve hedeflere kilitlenebilen, hedefleri gerçekten etkisiz hale getiren, düşman radar unsurlarına yakalamayan bu silahımız sayesinde Rusya'nın işi zor değerli izleyenlerim. Evet, Scud füzeleri Suriye'ye fırlatarak Orta Asya'daki Türk kardeşlerime ben hala güçlüyüm mesajı vererek bir taraftan da Suriye'de Kuveyş üstünden attığı, Cerablus ve Elbaba attığı bu balistik Scud füzeleriyle benim füzelerim hala çalışıyor mesajı vererek saygıyı yeniden kazanmaya çalışan Putin'in bu çırpınışları nafile. Türkiye uygun yerde ve uygun zamanda her şeyin cevabını veriyor. Dün Rusya'nın kontrol ettiği alanlara Türkiye topçu, obüs, roket atarlarla yoğun ateş altına aldı. Yani Türkiye bu konuda da orada ben varım diye gerekli uyarı ikazı Rusya'ya bildirdi. Evet değerli kardeşlerim, Türk'ün yumruğu fena olur. Türk'le uğraşılmaz, Türk'le baş edilmez. Bunları da bilinmesini isteriz. Ama biliniz ki Putin Türkiye ile sataştıkça, Avrupa'nın jandarmalığına soyundukça ve her konuda başımıza çıban olmaya kalktıkça Putin iktidarını ve ülkesini uçuruma sürüklüyor. Rusya Türkiye ile kapıştığında, Türkiye ile kapışmaya cüret ettiğinde Rusya'nın içerisindeki birçok millet ayaklanacaktır. Rusya kendi içerisindeki ayaklanmayla mı uğraşsın, Ukrayna ile mi uğraşsın, Gürcistan'la mı uğraşsın, Azerbaycan'la mı uğraşsın, neler neler. Bir de Rusya'yı hatırlatmak gerek, doğuda Çin var. Çin, Rusya'nın birçok topraklarına göz dikmiş durumda. Bunu unutmamaları gerek. Zaten birçok savunma birliklerini Çin sınırına dayadılar bile. Yani Putin, Batı ile uğraşıyorum derken Çin'den de tokadı yiyebilir. Ama Türk yumruğunu unutmasın. Türkiye'nin bölgedeki kuvvetlerinin kontrol ettiği, Suriye'de kontrol ettiği bölgelere, oranın yerel unsurlarına saldırarak bir yere varamaz. Rusya Türkiye ile kapıştığında yıkılma sürecini ateşlemiş olur. Evet, nükleere güvenebilir ama bilsin ki nükleer füzeler, evet SİHA'lara taktik nükleer füzeler eklendiğinde veya Bora gibi balistik füzelerimize nükleer de eklendiğinde Rusya'nın bize diyeceği ne var? Evet, hava savunma sistemlerimizde tüm hızıyla envantere geliyor. Hisar A artı ve Hisar O artı geliyor. Siper de çok yakında. 2025'te de milli muharip uçağımız havada. Yani Rusya, senin zamanın daralıyor. Geliyor Türkler. Evet, Türkler geliyor. Yaşasın Azerbaycan. Yaşasın Türkiye. Yaşasın Turan. Özgür kılacağız Karabağ'ı. Özgür kılacağız Kırım'ı. Saygılarımla.